Merhabalar, ben Doktor Berkant. İlk başta şunu söyleyeyim, 10 binden fazla bina yıkıldı ve şu an daha ağır hasarlı olan 164 binden fazla yıkılacak bina var. Bunun yaratacağı sıkıntı kat ve kat daha büyük olacak yıkımlar başladıktan sonra. Bu konudaki en büyük sıkıntı hız. Mesela son Japonya depreminde de görüldü ve onun çalışmaları yıllarca sürdü. Bizde de benzer bir durum olması gerekiyor. Çünkü biz bu işi ne kadar hızlı yaparsak yayılacak hastalıklar da o kadar sıkıntı olur. Mesela bu molozlarda neler var? Bu en dikkat çekeni bunlardan asbest. Bunun sağladığı akciğer kanseri, akciğer zarı kanseri, asbestozis, pnömokonyoz grubu hastalıklar. Bunların hepsinin ayrıştırılarak yapılması gerekiyor. Ondan sonra silika, ağır metaller. Bunların hepsi enkaz altında olan ki bazı iş yerlerine göre boya ve boya benzeri maddeler, PVC olsun, bunların hepsinin ayrıştırılması lazım. Ve bunun için hızlı olmadan yavaş yavaş bir şekilde yapılması lazım. Ama yani görüldüğü üzere şu an öyle değil. Enkaz çalışmaları yaparken sulandırma çalışmaları muhakkak yapılması lazım. Bizim daha önce tespit ettiğimiz hiçbir yerde öyle bir şey görmedik. Çok nadir ara ara göstermelik sulamalar yapıldığına şahit olduk ama onun dışında bir şey yapılmıyor. Onun dışında çalışanlar için FFP3 maskeler, tek kullanımlık kıyafetler, tamamen onların özel yıkama alanlarının falan oluşturulması lazım. Sonra bu yine molozlardan doğan toz bulutunun yaydığı astım atakları, alerjik rinitler ve göz enfeksiyonları. Bu daha karşılaşacağımız sıkıntılar. Ama esas sıkıntı akciğer kanseri veya diğer pnömokonyoz dediğimiz grup hastalıklar. Bunlar daha bir 5-10 sene sonra bizim gerçekten ciddi tehdit oluşturacak. Bu yine başka bir önemli konu da bu enkazın atıldığı yerler. Mesela bizim yine yakın bir yerde çadır kentin hemen 1 kilometre yakınına atıldığı görüldü. Sulak alanların yakınlarına dökülüyor. Kesinlikle mesela bunların olmaması lazım. Sert bir zemine ve suya karışmayacak, yağmur yardımında suya karışmayacak bir şekilde ayrılması lazım. Bunun geri dönüşüm çalışmalarının da benzer bir şekilde yavaş yavaş ayrıştırma yapılarak yapılması lazım. Ama yani şu anki durumda öyle bir şey söz konusu değil. Yani çünkü bu mesela atıldığında bu sulara karışırsa sonraki hastalıkları önlememiz mümkün değil. Ki bu akciğer hastalıklarının çoğunun spesifik tedavisi yok. Bunların daha çok semptomatik tedavileri var. Ve yani ondan dolayı ilk önemli olan, ilk başta belirttiğim gibi hız ve yavaş yavaş ayrıştırarak yapılması, bunların atıldığı alanlar, çalışanların korunması, bunların halktan uzak temasın olmayacağı yerlere yapılması ve sulama çalışmalarının çok sık bir şekilde yapılmasıdır. Yani bizim sağlık açısından önerdiğimiz şeyler bunlar genel açıdan. Ya normalde çok daha detaylı olarak da konuşabiliriz. Bunların zaten yönetmelikteki şeyleri de bellidir. O halden kaynaklı bu yönetmelikler hepsi askıda şu an. Ve ihaleler de bunun için hızla yapılıp genel yandaş şeyler peşkeş çekildiği için yani bu çalışmalar maalesef yapılmıyor. Şöyle bir kere bunun önlemini aslında ilk başta yurttaşlar değil hani daha çok bu işi yapanlar hani hükümet, devlet onun nezdinde hükümetin yapması lazım. Yani zaten kamyonların üstü açık gitmesi olayı tamamen bir hani saçmalık demek istemiyorum ama saçmalık. O toz bulutlarından yani bu böyle olmuyorsa takabilecekleri FFP3 maskeler var. Bulamıyorlarsa yine FFP2 N95 maskeler onlar için yararlı olacaktır. Ama yani esas koruyucu biz yani sağlık açısından bakmak lazım ve bunun böyle olmaması lazım yani.